Dünyada sizi en çok büyüleyen nedir? Bir insan olarak gezegenimizdeki farklı yerleri ve farklı kültürleri merak ederiz. Özellikle bazı yerler vardır ki insan oraya gidince gerçekten gözleri kamaşıyor. Bir düşünün, okyanusun ortasında binlerce adadan oluşan ve dünyanın en berrak sularına sahip bir yer var. Üstelik buradaki insanların tamamı Müslümanlardan oluşuyor. Burası öyle bir yer ki aslında tam olarak nasıl meydana geldiğini kimse net olarak bilmiyor. Tam 1192 tane ada nasıl oldu da birbirine yakın şekilde kalabildiler? Bilim insanlarının öngörülerine göre, dünya üzerindeki bu cennet adacıkların kökeni 60 milyon yıl öncesine uzanıyor. O dönemlerde okyanusun derinliklerinde büyük bir volkanik patlama meydana geldi. Bu volkanik patlamalar su yüzeyine doğru yönelerek atıklar oluşturdu ve denizdeki ölü mercanların iskeletleriyle birleşerek Maldivler ülkesinin sahip olduğu 1192 adet adayı meydana getirdi. Hint Okyanusu'yla Umman Denizi arasında kalan bu saklı cenneti günümüzde hala görebiliyor olmaksa gerçekten mucizevi bir durum. Fakat üzücü olan bir senaryo ve gerçekleşmesi muhtemel görülen bir ihtimal var. Bilim insanları, iklim değişiklikleri sebebiyle bu ülkenin 100 yıl içerisinde tamamen sular içerisinde kalacağını düşünüyorlar. Ve bu durumun gerçekleşmesi son derece kuvvetli. Çünkü Maldivler, dünyanın en düz ülkelerinden bir tanesi ve bazı adalarının denizden yüksekliği sadece 4-5 metre kadar. Kutuplardaki buzulların erimesi, yıllar içerisinde denizlerdeki su seviyesini yükselterek Maldivleri suların altında bırakabilir. Belki de bizden birkaç nesil sonrasının göremeyeceği kadar güzel olan bu adacıkları şu an görme şansına sahibizdir. Bundan dolayıdır ki olası bir küresel felakete karşı Avustralya, 2005 yılında bir adım attı ve Maldivler pasaportuna sahip insanlara ülkelerinde sığınma hakkı vereceğini açıkladı. Avustralya, Maldivlerin güneyinde yer alıyor ve bu ülke vatandaşları ülkeleri sular altında kaldığında Avustralya'ya göç edecekler. Ayrıca ülke Ekvador çizgisi üzerinden geçiyor. Bunun anlamı şu ki, ülkede sıcaklıklar yıl boyu 30'ların altına düşmüyor ve havalar daima nemli ve bunaltıcı. Özellikle yaz aylarında oraya giderseniz, kalacağınız otellerde çalışanlar size bolca soğuk ıslak havlular verirler ki sıcaktan ve nemden bayılıp kalmayasınız diye. Bu masmavi denizin ortasındaki bu adalar topluluğu aslında başlarda Budist bir geleneğe sahipti. Sonrasında Arap tüccarların bölgeye sıkça gelip gitmesi Maldivler'de Arapların çoğalmasını sağladı. Arapların çoğunlukta olduğu Müslümanlar burayı ellerinde tutabilmek adına sırayla Portekiz ve Hollandalı denizcilerin saldırılarıyla mücadele ettiler ve son olarak da bölgeye İngilizler geldi. İngilizler 1965 yılına kadar toplamda 75 yıl Maldivleri sömürge olarak kullandılar. 1965'te ise Kral Muhammed Fahd Saltanatı'ndaki Müslümanlar tamamen bağımsız oldu. Rejimin adı Cumhuriyet değil, monarşi olarak seçilse de zamanla Cumhuriyet'e geçildi. Ülke 2008 yılına kadar içine kapanık bir durumdaydı ve 2008 yılında ilk kez demokratik seçimlere gittiler. Bugün başkanlık sisteminin olduğu bir cumhuriyet rejimiyle yönetiliyor Maldivler. Bugün Maldivler insanının yüzlerine bakarsanız, Araplarla Hintlilerin karışımından doğan bir genetiğe sahip olduklarını görebilirsiniz. Kadınların neredeyse hepsi kara çarşaf giyiyor veya baştan sona kapalılar. Erkekler ve kadınlar esmer tenli ve erkeklerin büyük çoğunluğu sakallı. İnsanlar Maldivlere özgü Hint diliyle Arapçanın karışımı bir dil konuşmaktalar ve buna Maldiv dili diyorlar. Maldivler bugün milyonlarca turisti ağırlayan ve gelirini turizm ve balıkçılık üzerine kurmuş olan bir Müslüman ülkesi. Kuzey Afrika'daki Moritanya ile birlikte nüfusunun %100'ünün Müslüman olduğu iki ülkeden biri olarak gösteriliyor. Zaten bir ülkeye gideceğiniz zaman ilk olarak o ülkenin bayrağını tanırsınız. Maldivlerin bayrağına baktığınızda bayrağın ortasında beyaz bir hilal görürsünüz ki bu hilal İslamiyet'i ve buradaki dini yapıyı temsil ediyor. Monarşi zamanlarındaysa ülke dışarıya uzun bir süre kapalı kaldığından dış ülkelerden Maldivlere temelli göç olmamış. Bugün göç kabul ediyorlar ancak göçmenlerin de Müslüman olması gerekiyor.
Fakat ülkenin yakın gelecekte sular altında kalacak olma düşüncesi, Maldivlere dışarıdan kalıcı göçlerin gelme durumunu en aşağılara çekmiş durumda. Ancak şu bir gerçek, Maldivler bugün Müslüman ülkeler içerisinde gidip gidebileceğiniz en güvenli ve suç oranının en düşük seyrettiği ülke olabilir. Ülkenin yüzölçümü sadece 298 km². Yani Türkiye'nin en küçük yüzölçümüne sahip illerinden Yalova'nın bile 798 km² alana sahip olduğunu düşünürsek, Maldivler'deki 1192 adanın toplamı Yalova'nın yarısı bile etmiyor. Dolayısıyla o kadar küçük bir ülke burası. Ancak bu daracık alan içerisine yarım milyonu aşkın insanı sığdırabilmiş Maldivler. Bugün 550 bin kadar kayıtlı insan yaşıyor Maldivler'de. Üstelik bu yarım milyon insan 1192 adanın tamamına dağılmış durumda değil. Adaların sadece 281 tanesinde yaşam var. Kullanılmayan adaların bazıları gerçekten küçük ve otel yapımına bile müsait derecede pratik olmadığından boş bırakılmış. Kullanılmakta olan 281 adanın ise 195'i yerel halka açık hizmet veriyorken 86 ada ise sadece ultra lüks misafirler için otel görevi görüyor. Örneğin çok zengin bir insansanız, turistlere yönelik bu adaları şahsınıza ait olarak kiralayabiliyorsunuz ve hizmetinizde ortalama 50 ada görevlisi oluyor. Şayet normal gelirli bir insansanız, adalardaki otellerde de konaklayabilme şansınız var. Özellikle yeni evlendiyseniz, dünyanın en tercih edilen balayı ülkesinin Maldivler olduğunu ve burada olmanın sizi ayrıcalıklı hissettireceğine emin olabilirsiniz. Orada geceliği 10 dolara da otel var, 100 bin dolara da. Yani her bütçeye uygun insanın Maldivlerin tadını çıkartabilmesi mümkün görünüyor. Ancak binlerce dolarlık otel odalarının içi gerçekten de göz kamaştırıyor ve ultra lüks tabirinin tam karşılığını sizlere sunuyor. İster denizin karşısında havuza girin, isterseniz jacuzziye ya da suyun altında daha önce kimsenin keşfetmediği derinliklerde dalışlar yapabilirsiniz. Oradayken denizin ortasındaki bu yüzen villalarda uykuya dalabilmekse bazılarınıza ürpertici gelebilir. Adaların çoğunda yol veya köprü yok. Olası bir tehlike anında kaçabilmeniz için teknelere koşmanız veya helikopter çağırtmanız gerekiyor. Tüm bu hizmetlere sahip olabilmeniz için bu yüzen villaya gecelik 12 bin dolar vermelisiniz. Aslında Maldivleri bu kadar popüler ve ünlü yapan şey bu birbirinden pahalı yüzen villaları ya da otelleri değil. Burası, bembeyaz kumlara sahip kumsalları ve açık mavi kristal suları nedeniyle bu denli isim yapmış bir yer. Gerçekten de gidip gidebileceğiniz en berrak sulara sahip plajlara sahipler. Plajların tamamında tropikal bir bitki örtüsü bulunuyor. Denizin yapısına tepeden baktığınızda açık berrak renkten koyu maviye doğru bir yönelim halinde ve size mavinin her tonunu sunuyor. Maldivler'deki otellerin ne kadar fazla olduğunu düşündüğünüzde bu ülkenin çok fazla zengin olması gerektiğini düşünebilirsiniz. Ancak buradaki lüks turistik işletmelerin neredeyse tamamı dünyaca ünlü otel şirketlerine aitler. Yani turistlerin burada bıraktığı milyonlarca dolar aslında Maldivli yerel halkın cebine değil, Avrupalı ve Amerikalı şirketlerin cebine yurt dışına aktarılıyor dostlarım. Oradaki otellerin bu kadar pahalı olmasının asıl sebebi işletmelerin yabancı olmasıdır. Bu işletmeler son 20 yıl içerisinde büyük bir artış gösterdiler ve birbirinden havalı reklamlar sayesinde Maldivleri dünyanın en popüler tatil bölgelerinden biri haline getirdiler. Oradaki oteller birbirleriyle öylesine rekabet halindeki her şey dahil konsepte harika yiyecekler hazırlıyorlar. Öte yandan ülkeye tepeden bakacak olursak, Hindistan'ın ve Sri Lanka'nın hemen aşağısında yer aldığını görebiliriz. Tabii dünya haritasına uzaktan bakarsanız ülkenin varlığı fazla belli olmuyor. Ancak yakından bakarsanız dikey çubuk şeklinde birbirinden kopuk bu adalar aslında Maldivler ülkesini gösteriyor. Bugün Hindistan'a veya Sri Lanka'ya giden insanların mutlaka uğradığı ülkelerin başında geliyor Maldivler. Zaten ülkenin gelirinin %60'ı tamamen turistlere endeksli olduğu için hemen hiçbir ülkeden vize talep etmiyorlar. Buna Türkiye de dahil. Bavulunuzu alıp Maldivlere uçmak isterseniz oranın başkentinde hiçbir sorunla karşılaşmazsınız. Fakat oraya doğrudan uçuş bulamazsınız ve büyük ihtimalle Arap ülkelerinden aktarmalı olarak Maldivlere geçiş yaparsınız. Bekleme durumlarını da hesaba katarsak 12 saat ile 24 saat arasında bir yolculuk yapacağınız anlamına geliyor.
Başkent demişken Maldivleri dizilerde veya fotoğraflarda hep masmavi plajlardan ibaret görmüş olabilirsiniz. Ancak bu ülkede bir şehir hayatı da var. Bir zamanlar Maldivlere hükmeden sultanlar bu takım adaları Male şehri üzerinden yönetmişler ve merkezi burası olarak belirlemişler. Onlardan kalan bu başkent geleneği günümüzde hala sürdürülüyor ve ülkenin başkenti Male şehri olmaya devam ediyor. Yerel halk İslamiyet'e uygun bir yaşam sürüyor Maldivlerin başkenti Male'de. Maldivlerin başkenti Male'ye tepeden bakarsak ülkenin orta hatlarında bulunuyor ve çevresinde ufak ufak başka takım adalar var. Şehirdeki yaşam düzeni Maldivlerin aslında bir tatil cenneti olmaktan çok daha fazla detaya sahip olduğunu da bizlere göstermiş oluyor. Örneğin ülke bir takım adalar topluluğu olunca burada geniş yollarda araba sürmek de imkansız hale gelmiş. Bundan ötürü de başkent başta olmak üzere tüm Maldivler'de bolca motosiklet görürsünüz. Hem yerel insanlar hem de turistler adayı hızlıca dolaşmak için motosikleti tercih ederler. Ayrıca başkent Male'nin son zamanlarda kapasitesini iyice aşması sonrası hemen yanı başına yapay bir ada inşa edildi. Evet, yanlış duymadınız. Nüfusun en kalabalık olduğu bu bölgedeki canlılığı koruyabilmek için denizin altından kum pompaladılar ve zemini düz hale getirip üzerlerine binalar diktiler. Ve Hulhumale adındaki bu adayı başkentin yanına diktiler. Sonra başkent ile bu adayı köprülerle birbirlerine bağladılar ve bir bakıma denizin üzerindeki bu şehri yapay olarak büyütmüş oldular. Söylemek gerekirse Hulhumale'deki yollar, ulaşım sistemi ve binaların durumu başkent Male'ye kıyasla çok daha iyi durumda ve daha modern bir şehir havası var. Orayı başkent Male'den daha çok sevebilirsiniz. Tabii buradaki mekanlar ve işletmeler daha lüks olduğundan kalacağınız otelden yiyeceğiniz yemeğe kadar fiyatlar daha fazla oluyor. Bu yapay şehir durumu Dubai'deki yapay palmiye adalarını ve Kuveyt'teki yapay sahil şehrini andırıyor. Araplar veya Müslüman kimseler denize yapay bir şeyler inşa etmeyi gerçekten iyi beceriyorlar. Böyle karmaşık bir tanımlama yapma sebebim buraya Araplardan sonra çok sayıda Bangladeşli ve Hindistanlının gelip Araplarla birleşerek karmaşık bir etnik yapı oluşturmuş olmasıdır. Bangladeşli ve Hindistanlı insanların buraya göç etme sebebi elbette yeni bir vatan arayışı değil, burayı para kazanmak ve geldikleri ülkelerdeki ailelerine para göndermek için tercih etmiş durumdalar. Ülkede Maldivlerin kendi parası olan Maldiv rufiyası kullanılıyor ve bir Maldivler parası mevcut şartlarda 1.73 Türk lirasına eşdeğer. Burada asgari ücret işsizliği düşük göstermek adına 180 dolar bandında tutuluyor. Ancak insanların ortalama aylık kazancı 800 dolar ile 1000 dolar arasında değişiyor. Özellikle Güney Asya toplumları için 1000 dolarlık kazançların gerçekten iyi tutarlar olduğunu söylemek gerekiyor. Bu arada şehirde yemek yemek isterseniz, oradaki yemeklerin doğal olarak deniz ürünleri odaklı olduğunu ve bolca balık içeren yemek göreceğinizi bilmeniz gerekir. Balık eti orada sığır etinden daha ucuz. Çünkü doğrudan Maldivler açıklarında tutulup pişiriliyorlar ve maliyeti yok. Başkent Male her ne kadar kendini geliştirmeye çalışsa da günümüzdeki modern başkentlerin 15-20 sene kadar gerisinde hissettiriyor. Dünyanın tüm kara parçalarından uzak olan bu başkent, yakında suyun altında kalma ihtimaline karşı dışarıdan fazla yatırım almıyor. Yani oradaki başkent profili sizi birazcık hayal kırıklığına uğratabilir. Örneğin fazla bir özel mimari göremezsiniz. Sadece geçmiş sultanlardan kalma bir takım camileri gezebilirsiniz. Kalacağınız yerlerde yüksek hızlı internet arayışınız da olmasın çünkü internet altyapıları fiber seviyesinde hızlı değil. Başkent sokaklarında sizi eğlendirecek canlı mekanlar da bulamazsınız. Eğer isterseniz hediyelik eşya ve meyve sebze satan pazarları ziyaret edebilirsiniz. Bunun yanı sıra başkentte alkol tamamen yasak. Alkol ve müzikli eğlence kısmını sadece otellerde bulabilirsiniz. Ancak en şaşılası durum bu değil. Maldivler dünyadaki en büyük balıkların yaşadığı bölgenin tam ortasında bulunuyor ve buradaki adalarda köpek balıklarına bile denk gelebilirsiniz. Başkentin sahillerinde gezinirken bile suyun ne kadar berrak olduğuna şahit olabilirsiniz. Maldivlere giden bir kadınsanız, Maldivlerin başkentindeki plajlarda bikini giyemezsiniz. Erkekseniz, üstünüz açık şekilde denize girmeniz yadırganıyor. Dalgıç kıyafetlerinin ince üstlerinden giymeniz öneriliyor.
Orada rahatça denize girmeniz için otellerin kendi plajlarına girmelisiniz. Başkentte plajların kıyılarındaki insanlara bir göz atarsanız, genellikle siyahlar içerisinde suya girdiklerini görürsünüz. Şehir sokaklarında köpeklere rastlamanız mümkün değil. Çünkü köpeklere bu ülkede sıcak bakılmıyor. Orada sokak hayvanı olarak sadece ve sadece kedi görürsünüz. Şayet siz Maldivlere kadar gidip tamamen özgür olmak istiyorsanız, yapmak istediğiniz her şeyi otelinizin sınırları içerisinde gerçekleştirmelisiniz. Oteller batı odaklı şirketlere ait olduğundan sizin o ülkedeki yasaklardan sıyrılmanızı sağlıyor. Fakat güzel olan bir durum var ki, şehir içi minibüslere binerken kart çıkarmanıza gerek yok. Herhangi bir kredi kartını Akbil gibi minibüste okutup ulaşım ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Özetle, Maldivler yönetim bağlamında özgürlüklerin kısıtlı olduğu bir kurallar ülkesi olduğu gibi, ülkenin sahip olduğu alan bakımındansa sizi ufacık bir alana sıkıştıran bir yapıya sahip. Güzel bir tatil için gidilebilir ancak kalıcı bir yaşam için geleceği parlak görünmüyor. Hoşça kalın.